Kastrol yağ efsanelerini sunar. Sevgili seyirciler, yağlarla ilgili bilinen yanlış olan doğruları ya da doğru olan yanlışları anlatmaya devam ediyoruz. Hep sentetik yağlardan bahsettik bu haftaya kadar. Sentetik yağlar daha uzun ömürlü oldukları için diğerlerinden çok mu pahalı? Yani alınmamasının sebebi maddiyata mı dayanıyor? Şimdi sentetik yağlar mineral yağlardan tabii daha pahalı yağlar. Peki arada uçurum mu var yoksa çok cüz'i yani şey mi? Yani birkaç misli diyebileceğimiz fiyat farklılıkları var. Ama günün sonunda tabii esasında sentetik yağ alarak daha ekonomik davranmış oluyorsunuz. Birkaç farklı etkisi var. Bir kere bundan önceki programlarda da bahsettiğimiz gibi değişme aralıkları mineral yağlarla sentetik yağların neredeyse iki misli, üç misli. Demek ki yalnızca değişme aralığından hareket edecek olursak 2-3 mislini karşılayabilecek gibi bir fark var. İkincisi, sentetik yağlar yakıt sarfiyatını da azaltan yağlar. Dizel arabalarda mazot veya benzinli arabalarda benzin kullanımını azaltan yağlar. Dolayısıyla öyle bir ekonomide sağlamış oluyorsunuz. Bir de sentetik yağ kullanarak çok daha kaliteli yağlama elde ettiğiniz için kullandığınız motorun, şanzımanın, diferansiyelin ömrü uzuyor. Yani sizin 150 bin kilometrede revizyon yapmanız gerekirken sentetik yağ kullandığınızda bu 200 bin kilometreye, belki 250 bin kilometreye çıkıyor. Yani günün sonunda cebinizden çıkan o sentetik yağ verdiğiniz 1,5-2 misli maliyet size 3 misli, 5 misli, 10 misli gibi geri dönüyor. Yani özetleyecek olursak son noktada sentetik yağlar satın aldığınız gün diğer yağlardan biraz daha pahalı görünse dahi sonuçta siz karlı çıkıyorsunuz. Yani ona ben de bir örnek vereyim. Her gün gidip 50 liralık benzin alan bir insanın aslında depoyu dolduran insandan pek farkı yok. Çünkü kilometreye baktığınızda aynı parayı zaten harcıyorsunuz. Ama Serdar Bostancı'nın da söylemiş olduğu gibi doğru yağ kullanırsanız hem servise gitme aralıklarınız uzuyor, bu da bir maliyet, zaman kaybediyorsunuz. Servis aracın girmesi çıkması, servisteki ustaya ödenen para, servis maliyeti, yağın dışındaki para ve motor parçalarının ömrünün uzaması. Dediği gibi eğer aracın bir ömrü varsa ve bu ömrü siz de kullanıyorsanız, totalde baktığınızda sentetik yağlarla çok daha az bir rakam harcamış olacaksınız diğer yağlara göre. Kesinlikle. Evet sevgili seyirciler, bu bölümümüzü biraz kısa yaptık diğer haftalara göre. Ancak bu konuyu da net bir şekilde açıklamış olduk. Önümüzdeki haftalarda yağlarla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğiz. 8. etap devam ediyor. Kastrol yağ efsanelerini sundu.